Efendim Halk Bir Ekranlarından selamlar. Bugün sizlerle beraber aslında Türkiye'de bir ilki başarmış. Gururla söyleyebileceğimiz bir şey diye tahmin ediyorum. Bir ilki başarmış oyunun yapımcılarıyla beraberiz. Kendileri efendim Serkan ve Eray, hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Şimdi konuşacağımız konular arasında oyunun kendisi de olacak ama benim daha çok merak ettiğim oyun sonuçlarını görebiliyoruz, inceleyebiliyoruz ama daha çok merak ettiğim buraya gelen süreç. Şimdi oyunun ismi Dawlix. Yanlış telaffuz etmiyorum değil mi? Süper telaffuz ettim. Dawlix. Hatta achievement unlocked. Dawlix. Hatta çünkü biz viral video düşünüyoruz böyle. Mesela oyunun logosunu sokakta dolaştırıp burada ne yazıyor diyeyim. Dawlix, Dawlix. Ama zor. Dawlix. Şimdi hocam ben 10 yıldır falan İngiltere'de ama eğitim almış bir insana. Dawlix'i çok rahat. Ama en çok İngilizce bildiğini düşünenler yanılıyor. Hepsi Dawlix diyorlar. Dawlix. O İngilizce bilenler. Bakın öğrenin. Dawlix. Ya bak nasıl güzel söylüyorum. Şimdi oyunun ilki başarması noktası şu aslında. İlk defa Türkiye'den bir yapım tüm konsollara çıkıyor. Evet. Switch, PlayStation, Xbox ve PC platformunda yer alacak bir oyun olacak. Bu hakikaten çok önemli bir şey. Bizde çünkü normalde düşünülen ilk odaklı şeyler bir PC ya da bir mobil iki PC oluyor. Fakat aslında mobil piyasa her ne kadar serbest bir piyasa gibi dursa da hiç öyle değil. Bunu ben de az çok biliyorum ama siz çok daha iyi biliyorsunuzdur hani sektörün içinde insan olarak. PC'de de keza büyük sıkıntılar var. Orhun da Steam tarafından çok hakimdir. Evet. Önce bu kararı sorgulamak lazım. Yani ne oldu da ya biz bir oyun yapıyoruz da şunu bir konsola çıkartalım dediniz? Mobil tarafı aslında ilk olarak değerlendirdiğinizde iOS ve Android gibi ikiye ayrılıyor. Ve developerlarda bir oyunu çıkartırken direkt ikisini de hedefliyorlar. Evet. Biraz pazar araştırması yaptıysanız aslında iOS işte biraz daha filtreden geçirip oyunları seçen, premium dediğimiz parayla satılan oyunların yer aldığı bir platform gibi gözükürken Android tarafı elini sallayan girdiği, %70'inin Hintliler tarafından ele geçirdiği bir platform. %30'unda da hep Hintliler çalışıyor. Onlar olmasa bile ben arkadaşımdan biliyorum Türk yapımı mesela hep Hintlilere yaptırıyor. Aynen. Şimdi Android zaten Google Play kurtulmuş bölge gibi. Hani isteyen herkes her türlü içeriğini bir şekil koyabiliyor. Hani bir flex sistemi falan da yok. Oraya sakıncalı bir şey de koyabilirsiniz. Çok alakasız şeyler bile koyabilirsiniz. Çok tehlikeli şeyler de koyabilirsiniz. Nasıl filtreleniyor, nasıl bir şikayet sistemi var, var mı henüz rastlamadım açıkçası. Çok çılgın bir yer çünkü en büyük problemi görünür olmak. Yani bir oyunu çıkardıktan sonra sizin orada oyununuzun hem kendi kategorisinde hem yeni çıkan oyunlar kategorisinde hem de bir şekilde özellikle iOS tarafında editörlerin sizi beğenip işte günün oyunu, haftanın oyunu, editörün seçildiği bir yere gelmesi çok acayip zor. Özellikle Türkiye'de hani bırakın Türkiye'yi global olarak herkes oyun yaptığını sanabiliyor. Ama oraya çıkardıktan sonra ilk sordukları soru şu: benim oyunum neden başarılı olmadı? Çünkü orayı ele geçirmiş çok büyük firmalar var. Yani en basitinden hani arcade oyun kategorisine girdiğiniz zaman Candy Crush'ın arcade olarak bir kategoride olduğunu biliyor muydunuz mesela? Nasıl arcade ya? Arcade. Ve biz bu oyunu mobile çıkarsak... Kalkalım abi böyle bir şey olmaz. Rezil. Arcade kategorisinde çıkarsak Candy Crush'ın ve o oyunu yapan o firmanın birden fazla oyununun top 10'de olduğu bir yerle mücadele etmek zorunda kalacağız. Benim en çok duyduğum o zaten. Mobil yapımcı, bağımsız yapımcı şikayet ettiği konulardan biri o. Şimdi büyük firmaların o kadar çok oyunu var ki çok. Seri üretimde. Şu an Super Bowl'da Bar ve Mega Vision'da kendi şeyinini reklamını yapabilecek derecede güçlü şeyler var. Yani bu adamların Google Play'de iOS'ta sana yer bırakmasına imkan yok. 500 yani. Milyon dolarlık bir reklam bütçesi olan bir deve karşı elinizde kürdanla böyle filan yapmaya çalışıyorsunuz. Şöyle mobil platformlarda. Yaklaşık buna birkaç ay önce Run Sausage Run diye bir oyun çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Çok kötü bir şey yapmış. Çok büyük başarı elde etti özellikle Kuzey Amerika'da. Çıkmasının birinci haftasında Google Play'de 20 tane kopyası vardı. Neredeyse aynı avatarla birlikte. Oo. Şimdi bu zaten Match 3 oyunlarda almış başını gitmiş durumda. Ve siz orada bir şekilde kendinize yer edinmeye çalışıyorsunuz. Oyununuza belki çok güveniyorsunuz. Haftalarınızı, aylarınızı, yıllarınızı harcadınız ama hedeflediğiniz kitle orada sizin oyununuzu bulamıyor. Bulamıyor. Evet. En büyük problem bu. Bir de rakam belirtmek lazım. Yani burada. Şu anda hatta en son geçen baktım. Android'deki toplam oyun sayısı 3 milyon. Yani yalan olmasın. Application ve oyunda olabilir ama 3 milyon tane seçenek var kullanıcının karşısında. Ve senin bir yerde kendini göstermen lazım. Ve siz nerede çıkacaksınız, anlatabiliyor muyum? Diğer yandan hani sayıdan yürürsek Steam'deki oyun sayısı şu an için 22 bin civarında. Toplamda 22 bin kadar oyun var. PlayStation'da 1200 civarında. Xbox'ta 900 civarında, Switch'te yanlış hatırlamıyorsam 600 civarı bir şeydi. Yani. Hani
Düşünün oradaki şansınızı niye denemek zorundasınız? Burada mesela Steam'de 22.000, 23.000 oyunun 15.000'i indi. 2017 senesinde çıktı ayrıca. Aynen. Evet. O zaten 2016 ve 2017. Steam Direct sonrası yani. Dönem. Evet. Ya orada şöyle bir şey var. Şimdi benim anladığım neden bunlar mobil ve PC dışında aslında platformlara kaçma isteğinizin sebebi oluyor aslında anlattıklarınız yani. Kesinlikle. Ya çünkü doğru. Şöyle bir şey var. Hani oyununuzun yapısı her platforma uygun bir yapıda aslında. Kesinlikle. Ya uyarlayabilirsiniz her platforma. O çok iddialı olduğum için. Yani şöyle diyeyim size. Dolinks. Biz oyuncuyu hiç yönlendirmiyoruz. Oyunun başına oturduktan sonra elinizi nereye atarsanız oyun çalışıyor. Mouse mu kullanıyorsunuz? Çalışıyor. Joypad mi aldınız hiçbir şeye bakmadan? Çalışıyor. Klavyeye mi attınız? WASD'ye mi gittiniz? Çalışıyor. Hani biz o konuda çok rahatız. Ha şöyle bir örnek vereyim. Yine aslında söylediğimiz rakamları biraz destekler nitelikte. Steam'e günde 30 ile 80 arasında oyun çıkıyor. Çıktığı güne göre değişkenlik gösteriyor. Konsollarda ise ay bazında 30 tane oyun çıkıyor. Nintendo Switch için hatta bizim işte kafamızdaki plan yaz aylarında çıkmak. Yaz aylarında çıkacak olan sayılarına baktığım zaman bir ay içerisinde 14 tane oyun, 10 tane oyun çıktığını görüyorsunuz. Çok büyük bir fırsat ya o zaman. Görünürlük inanılmaz iyi. Çünkü Switch sahibi milyonlarca insan. Şimdi Switch deyince Türkiye düşünülmesin. Türkiye'de sonuçta izleniyor Türkiye'de. Tabii. Resmi satışı daha yeni yeni geliyor Switch'in Türkiye'ye ama tüm dünyada viral olmuş bir konsol oldu. Bir anda çok sattı. Ve yani o platformlardan bir gün mesela yazın otursa ve ben ne oynayacağım dese... Hadi bir şeyler oynayayım yolculukta. Şu an dünyanın dört bir köşesinde Switch lokalizasyonu yapan bir sürü ekip olduğunu emin olabiliriz. Bizde her ay zaten farklı bir indie oyun geliyor diye haberini paylaşıyoruz. Şu indie oyun Switch'e geliyor. Bu arada indie oyunların %80'i Switch ya da herhangi bir konsola çıkma ihtimali yok. Çünkü indie oyunların %80'i hatta 90'ı iddialı bir rakam olacak ama Joypad'le oynanamıyor. Ha, otomatik olarak PC düşünüyor. Yapısı uygun değil. Hani. Bir de herkesin o development manpower'ı yok. Yani geçenlerde bir Kickstarter projesini inceledim. Funded olmuş. Adam her platform için 5000 dolar hedef koymuş. Yani PC'ye çıkabilmek için 10.000 dolar istiyorum. PlayStation 4 için 2000 dolar daha. Xbox için 2000 dolar daha. Haksız bunun için 2000 dolar çünkü daha. Ona göre geliştirme sürecini yani, bir daha yönetecek. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Orası, o yüzden hani başa dönersek mobil tarafa çıkmak belki de dünyanın en kolay şeyi. Bu arada siz kaç kişi geliştirdiniz oyunu? Biz 2 kişi başladık. Ben ve bir yazılımcı arkadaş. Demo versiyonuna geldikten sonra bir ufak bir yatırımla devam ettik. Daha sonra Era'yı aldık aramıza. Çünkü şey düşündük, tamam bunu işte tasarımı, üretimi bir ayağı bunun. Ama bir de marketing. Mesela hep baktığınız zaman indie forumlarda işte marketingini yapın, işte site açın, işte Facebook'ta paylaşın, işte forumlara yazın. Yani. Ben şunu söyleyeyim. Girin indie forumlara. Orada lak 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 bu kadar yazan adamların hiçbiri developer değildir. Developer gibi davranan aslında developer olmayan tiplerdir. Çünkü developer'ın orada lak lak yapmaya vakti olamaz. Ben bunu çok iddialıyım bu konuda. O zaman siz şu an developer biz değilsiniz. Biz lak lak yapmıyoruz. Sahte bir şeyle. Biz bunun için Era'yı aldık. Lak lak yapsın. Abi sana müsaade o zaman. Bak ben şu an pişman oluyorum senin vaktini çaldığım için. Yani siz bitirdiniz zaten. Yok oyun bitti bitecek. Son şeyi var sadece. İşte level editörümüz var bizim. Level editörde millet beğenmezse bir level'ı çünkü isim girilebiliyor. Sonuçta level'ın bir shape'i var. İşte oraya böyle müstehcen şeyler çizerse millet onu report etsin de biz onu görebilelim diye onun tool'unu yazıyoruz arada, şu an. Son aşamadayız yani. Oyunla ilgili iddialıktır anlardan bir tanesi de level editor'a sahip olması. Yani insanlar kendi bölümlerini dizayn edebilecekler. Aslında bu da sonsuz bir size hani bölüm. Aslında bu iyi fikir ha. Bu güzel oyunun, fikir. Oyunun yaşam süresini hani uzatmayı amaçladık. Tabii. Çünkü güzel. Günümüzdeki... Mario Maker'da çok güzel bir yere geldi bu konsept. Evet. Aslında... DxBall'da da vardı. Evet. Yani bir sonuçta biz Arkanoid klonu sayılırız. DxBall'da da vardı bir level editor. Hiç de fena fikir de olmadı diye düşünüyoruz. Bizim fikri de bu arada oyunu test eden Barış adlı bir arkadaşımız verdi sağ olsun. O da buradan hakkını ödemiş olur. Tabii. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi büyük ihtimalle oyun yapımcı arkadaşlar da vardır aramızda. Hani konuştuğumuz insanlar oluyor böyle izleyicilerimiz arasında. Süreç nasıl? Mesela bir konsol oyun çıkartmak çok ütopik bir şey gibi bir hani yoksa burada hiç paylaşmak istemezsiniz de. İlk başta öyle gözüküyor. Şey mi? Acaba paylaşmayalım sadece şey biz kalalım acı falan derdi. Onu da bilmiyorum yani. Ütopik değil de zor. Şöyle ki hani çoğu indie stüdyonun buna efor ayırması çok zor. Çünkü yazışma süreci, protokolü, bürokrasi gerçekten çok zorlayıcı. Hani sizden gerçekten bitmeye yakın bir oyun tasarım dokümanı istiyorlar.
çoğu indie stüdyo zaten oyun tasarım dokümanının yanından bile geçmez. Evet. Hani bismillah başlarlar, hadi onu yapalım, bunu yapalım. Aslında temel işlerden bir tanesi oyun tasarım dokümanı yani. Genel hani en azından teoride öyle gözüküyor. Ama bakın şimdi mesela inşaat sektöründe de şey vardır, eskilerden hep geçer. Tabi bu deprem yönetmeninden sonra zor olmuş da eskiden kalfa binayı yaparmış. Sonra biten bina üstünden projesi çizilip onaya gidermiş. Yani, ne güzel bir şey. Vallahi iyi bir bu şey. Bu onun yani. Gibi bir şey yani. Kaç senesinden beri öyleymiş? Ona göre evlere... Ona göre bakacağım da çünkü onu tam bilmiyorum şimdi. Deprem öncesi, deprem sonrası. demeye çalıştığım şu. Efor ayırmak çok önemli. Oradaki süreçler zor. Yazışmaları zor. Bir de hepsi sonuçta belli bir ücret karşılığı developer kitini veriyor. Evet, ve doğru. Bunlar az rakamlar değil. Şey değil yani. Evet PlayStation 4 aldım. Dur şunda bir oyun geliştireyim değil. Onun yani, developer kiti olması. Net rakam vermemiz mümkün değil. Ama pahalı. Yani bir PlayStation rakamından birkaç tanesi gibi diyeyim ben size. Anlayın artık. Ben onu attım kenara. Peki teknik olarak şimdi oyununuzu ilk önce hangi platform için düşündünüz ve yaptınız? İlk önce PC için tasarlandı. PC, ondan sonra işte bunu mobile de uyarlamak, Nintendo'ya da uyarlamak, efendime söyleyeyim PlayStation'a da Xbox'a da uyarlamak teknik açıdan hani port etmek mevzusundan bahsediyorum. Çok ya belki sizin projeniz için zor da olmayabilir. Genel olarak hani kendi projeniz bazında nasıldı? Düşündünüz mü ya da? Oyun çok arcade'ti bizde. Joypad'le oynamaya da çok müsaitti. Arcade olunca port etmesi de bir noktada kolaylaştı. Zaten Unity kullanıyoruz teknoloji olarak. Unity oyun motoru oralara port etmemizi kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıyor değil yani hayatımızı kolaylaştırıyor. Öbür türlü sıfırdan oyun yazmak söz konusuydu. 80'lerde 90'larda bu iş böyle yapılıyordu yani. Bir de sabit konsol yani konsola oyun çıkartmanın şöyle bir avantajı oluyor galiba. Sabit donanım olduğu için test edeceğiniz bir platform var aslında. Hani PC gibi. Mobile çıksanız hani bırak PC. Mobil veya PC'de. Evet. Bir sürü konfigürasyon. Onlarca telefonda test etmeniz lazım. Yani. Sadece bu işi yapan firmalar size destek vermek için geliyorlar yani. O da mantıklı yani. Bizim oyunumuz tabii temelde 2D bir oyun olduğu için hani kasma durumu çok zavallı PC'lerde bile çalışacaktır. Yani hani çok ciddi RAM'ler, çok ciddi ekran kartlarına ihtiyacımız yok oyunda. Peki ne kadar bir süre biçiyorsunuz? Kafanızda var mı? Gerçekten bitmeyen bir endless game sonuçta devamlı oynayan bir şey ben ama. Ben 75 level gördüm bu arada. Ben aslında testini yaptım direkt söyleyebilirim aslında direkt. Ya da söyleyebilirsin. Evet. Yani. Non-stop oynayan bir kişi ki Eray oynadı ama Eray sonuçta aylardır test ediyor oyunu. Çok hızlı oynadı. Yani 3-4 günde bitirdin değil mi? Tam oyun süresi bölüm başında da birkaç deneme verirseniz 12 saat 13 saat arası. Bu arada 90 level var aslında. Hı. Ha. 3 tane 5'lik grup halinde secret level var. Bir yerler tam bu cahil siz bunu bırakın. Bu anlamaz. Yol haritasına baktım. 8. bölüme kadar uyudum. Hatta secret level'ların objektifi de değişik. Hani ekranı temizle değil aralarda sıkışmış sağlıklı doğal linkler var. Onları sıkıştık. Etrafında işte 2 tane kalana kadar temizlerseniz işte yippi yapıp uçuyorlar. Bak yolculuğuna easter egg'leri canlı olarak aldığımız bir şey. Tabii ki. Baya objective doğal linklerin sesini var. Ben çıkardım. Taklit edebilirim hemen yani. Filan şeklinde. Şimdi o zaman çok sinir bozucu bir soru soracağım. Bizim izleyicilerle de girdiğimiz diyaloglardan bir tanesi. Sinir bozucu soru şu. Normalde biz çok fazla böyle hani indie yapımlara yer vermeye çalışıyoruz. Özellikle hani belli bir seviyenin üzerindelerse diye söyleyeyim bunu. Çünkü hani çok basic seviyelerde var. Mesela şey de geliyor bana mail olarak. O arkadaş izliyorsa alınmasın. Yani hocam böyle bir oyun düşünüyorum ne dinliyorsun? Düşünüyorum hani. Düşünüyorum. Ne diyorsun? Ama, hani ama... Dedim ki şimdi yani haklı olabilir ama şimdi yani düşünüyorsun. Buna yer verebilir miyiz? Zor bir şey yani. Arkadaşımız böyle bir oyun düşünüyormuş. Hani benim fikrimi sormak ayrı bir şey. Bir de hani buna yer verebilir miyiz ama demek ayrı bir şey olabilir. Ama bu konuda eğer seni şahsi görüşüm tabii ki bu. Zaman tabii olarak kapışalım. Zorlamıyorsa mutlaka fikir belirtmelisin. Çünkü bir otorite olarak görmüş, fikrine değer vermiş. Bence fikir, geri dön yani. %100 fikir belirtiyorum. Eğer imkanım varsa. Fakat yer veremiyorum. Anladım. Yer vermem. Bugünkü programda da o çok zor bir şey yani. Ben artık yap görelime getiriyorum olayı. Yani çünkü şey en son aldığım main yani öyleydi. İşte erken alfa falan hani erkenleri alfaları öyle bir sıralamış ki oğlum dedim hani en azından bir beta'ya getirir. Hani onu bir görelim öyle. Şimdi, hani. Senin dediğin aşamada şöyle bir şey var. Öyle bir şey ki benim orada söylediğim fikir adam oyun kuracak. Yani hani adam diyor ki ben yapıyorum. Adam sana yaptırmak bana yaptırıyor yani. Gel oyun tasarım dokümanında beraber yazılıma geliyor aslında bazen yani, ama o senin vizyonun onu yaptın. Ben de kendi çapımda bloggerim işte Kahramangiller var orada yazıyorum. hani ya, orada da çok fazla şey geliyor. Başka platformda yer alıyorsanız onları da rahat rahat söyleyin abi. Şey yapmayın ya arada başka bir reklam sıkıştırdı gördüm abi. Projeye dahil değil de. Darwin's için gelmiştim. Onun için para aldık biz sizden. Kahramangiller için reklam aldık. Kahramangiller.com için YouTube kanalı da vardır şimdi onun. Yok.
Yalan var, ben seni YouTube'da gördüm ya. Ha ama sen şey başka bir kanala konuk olarak çıkmıştın. Bizim İbo'yla çıkmıştık. Onun da kanalını söyle abi. Onun da kanalını söyle. Valla o kadar YouTube izlemiyorum ki anlatamam yani. Hani üstünüze alın bayın. Yok yok. Bizde reklam mevzusu şeydi de kaç para aldınız diyor derler bize şimdi de. Ha yani, şu mevzu değil mi? O tabii. O, çok altı arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Hiçbir şey vicdan şey olmasın ya. Buradan bayağı evet, biz düşünüyoruz. Duyurduk kaydımızı. Hiç merak, bizi merak etmeyin falan. Dur ben sinir bozucu sorumu sormadım. Sinir bozucu sorum şu. Normalde bizde hep şöyle bir beklenti var. Biz ne zaman bir Assassin's Creed yapacağız? Biz ne zaman bir GTA 5 yapacağız? Ve şöyle bir şey. Yani herkes o fikirde değil ama bu fikirde olan bir sürü insanı da görüyorsun zaten. Tabii ya canım. Bu mu abi Türk oyunu? Bu mu abi Türk oyunu falan. Şimdi insanlar teoride şöyle zannediyor. Ya, teoride belki mantıklı olabilir. Hani bir anda bir crisis yapabilmek bilmem. Ama zaten buna dünyada da bir yönelim kalmadı eskisi kadar. Yani eskiden mesela dünyada büyük IP'ler yapmak bir tutkuydu. Şimdi herkes şeyin peşinde yani biraz daha basit olabilecek, biraz daha rahat virale gidebilecek oyunlara yatırım yapma derdinde. Yani Türkiye'de siz nasıl görüyorsunuz bu oyun sürecini? Biraz lokanta gibi görmek lazım. Hani tek şubesi olan ama insanların hani uzaklardan bile gelip denemek isteyeceği bir türde bir şey olabilirsiniz. McDonald's olabilirsiniz. McDonald's şu günün konjonktüründe şey, kendi kreşi kim yapıyordu onu, kim dedim onun ismi neyse. Giant gibi, süper Giant, öyle bir şeydi hatırlayamıyorum. Süperstar başka, onu o şey o, Clash of Clans yapan. Hepsi birbirine girdi bence. Neyse, hani şimdi şöyle bir şey var mesela, geçenlerde bir YouTube kanalı sağ olsun yer vermiş bize, altına yorum yazmış. Ben bir PUBG'yi görmek istiyorum Türk, bu nasıl filan, PUBG'yi görmek istiyorum ama Türk PUBG'si nasıl olacaksa artık o. Şimdi şöyle bir şey var, PUBG ya da onun yanında bir oyun için sizin ortalama 30-40 kişilik bir ekip, bu arada 2003'ten beri profesyonel oyun yapan biri söylüyor bunu. Hani şey değilim, ilk projem falan değil bu. Hani kendi şirketimi kurana kadar çok yoldan geçtim. 20-30 belki 50 kişilik ekip var. Yani bunu anlamak için aslında şey, oyunların kredits bölümü vardır. Oraya kadar bakalım kaç dakika. Herkes bakabilir. Hani PUBG'yi oynayan arkadaşlar bakabilir. Orada kaç kişinin ismi geçecek? Bir sayın bakalım. Yani Türkiye'de bunun o ekibi toplamak, şey yapmak mümkün değil. Çok denendi. Mesela bizim Türkiye'de hep klasik şudur. 5 kişi toplayıp işte MMO yapmaya karar verirler. Evet. Yani yapılmışı da var. Ya, mesela ben ilk kadrosundaydım şeyin, İstanbul Kıyamet Vakti'nin hatta ilk grafik yeri bendim falan. Yani yıllar sürdü. Ama o 30 kişi yapmadı oyunu. 5 kişi 6 kişi yaptı. Hani anlatabiliyor muyum? Bu başka bir kategori. Yani bizim yaptığımız bambaşka bir kategori. Yani biz hiçbir zaman bir MMO'ya girişmeyiz muhtemelen. Ya bir de şöyle bir şey var. Onların riski o kadar büyük projeler ki uzun tabii. Yıllar mesela de kredini çektin, yatırımcını aldın. Evet. Ama yani one shot tek atımlık bir şey yani. Hani yaptın tutmama evet. ihtimali veya biraz tökezleme ihtimali bile seni komple bitirmeye yaklaştırma bak, işi olabiliyor. Az önce seninle içeride konuştuğumuz mevzuya da dayanıyor. Aman abi onları söylemeyelim. Çok şeyler konuşacağız. Ha o değil. Yani şöyle diyeyim. Hani burada bir yapımcı olarak sizin Türkiye'de bir çevreniz var. Evet. İşte ne bileyim Serkan Özay diye ararsınız şeyden, internetten CV'm falan bulursunuz. Ha vay bayağı yerde çalışmış falan. Ama bunların hepsi Türkiye ortamında. Evet. Şimdi Serkan Özay Amerika'da olsa, Steve O'Hara diye bir şey olsa... İsmini de düşünmüşsünüz ya. Tabii canım, benim o benim personam. Sosyopata bağladım. Şey olsa, hani yine 2003 itibariyle oyun şirketlerinde çalışmış olsa, hatta oran olarak oraya toplayalım. Hani aynı bileyim, şekilde. Türkiye'de yani 3-4 çoğu büyük şirkette çalışmışlığım var. Aynısını Amerika'da yapmış olsam, ne bileyim Kahramangiller ayarında bir site orada... Oluyor. Amerika'da İngilizce içerikli olmuş olsa... Hani o imkanları olsa çok farklı bir şey mesela aynı oyunu mesela Dolinks'i kaç satacağız şu an kestirmek zor. Ama emin olun aynı şartlar hani copy paste olarak işte Era'yı beni işte Era'ya da bir isim bulabiliriz. İngilizce Edward falan olsun. Hani, dur ben de bulacağım. Ben de. Donis IGN'de çalışıyorum ben de. Hani burada hani çamura yatmaya çalışmıyorum. Yanlış anlamı olmasın. Hani işte bize imkan tesis verseler değil bu. Ama Amerikalı bir indie ile biz aynı şartlarda değiliz olmamıza da mümkünat yok. Muhakkak yani canım. Bu da bir gerçek. Çünkü Türkiye'de az çok kaç satacağımızı biliyoruz. Amerika'da kaç satacağımızın şeyi var ve maalesef aradaki farkı şu an söylemek istemiyorum bile. Hani az bayraklar az Türk oyunu falan diye böyle gaza geliyorlar ama. Sonra APK indiriyor falan böyle. Zaten o acayip bir şey. Tabii. Bir de şey var aslında. Geçen seninle konuştuğumuz Indie Darlings mevzusu. Tabii Indie Darlings'ler de var. Bir de öyle bir kavram var çıktı bilmiyorsunuz. Şey, indie teması biliyorsunuz Braid'le falan başladı. Evet. Hani onları Braid'le Limbo'lar efendim. Onlarla birlikte
İnsanların indilere bakış açısı genelde hep karşılaştırmayla oldu. İşte Limbo gibi bir oyun, Braid gibi bir oyun. Aa, Inside çıktı. Kimden çıktı? Limbo'nun yapımcısından çıktı. Yani bu tür firmalar çok hızlı bir şekilde, çok kolay bir şekilde coverage bulabiliyorlar medyada. Haberleri çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Yani Limbo'yu yapan firma Inside'ı yaptığı zaman adam arkasına geçirip otursa, ellerini cebine soksa hiç umurunda değil. Gelişim. Zaten Microsoft'tan da destek aldılar onun için. Ya aynen. Yani çok en yakın zamandaki için. Örnek şey işte Into the Breach'te değil mi? Hı-hı. Aynen. FTL'in yapımcısı. Tam bir indidarlık örneği mesela. Evet. 130 bin sattı bir haftada. Ve yalan olmasın yani, rakamlar öyle bir şeydi yani. Tabii çok ciddi sattı hani, ama ya FTL'in ekmeğini yediler. Aslında çok da benzeyen canım. Bir yanında yoktu. Ben de hani aynen biliyorum. Öyle. Ama tabii şeydir yani sonuç itibariyle eski şeyine bakarsanız, CV'ye bakarsanız hala hiç bir önemli şey değil. Biz de öyle yani daha önce başarılı bir formülden çıkmış bir yapımcı varsa otomatik olarak hani ama bakın yani, bunlar ilk oyununda da hani mesela medya coverage'larına bakarsanız mesela adamların medya, forumlardaki tabii. Varlıkları vesaireleri dediğim gibi bu oranın vatandaşı olup oranın alt kültürü içinde yetişmekle tabii. Alakalı. Biz de alt kültür dediğin İşte bu Iron Man filminden sonra 2008'den sonra bir alt kültür diye bir şey türedi. Ondan önce biz burada ferepeci birbirimize ukala ukala takılıyorduk. Yani hani neydi bunları takip etmek? İşte FRP oynardık, çizgi roman şey yapardık falan mesela. Bunların hepsi İngilizce içerikti. İşte üniversiteye giden, İngilizce bilen ve bu kitapları, dergileri edinebilecek kadar bir şekil parası olan insanlar vardı. Amerika'da böyle değil ki. Banyo'da işte Stranger Things'te görüyorsunuz. Evet, evet. Bisikletle çocuklar hani FRP'sini oynuyor ve kendi dilinde açıyor. Köşedeki marketten alıyor yani. Tabii alt kültür şey ana akım olabildikten sonra Türkiye'de ana alt kültür oluşmaya başladı gibi bir durum var. Orada bir yani saçma bir yanı var o işin. Hani kendisiyle biraz çelişen de. Şeyle alakalı onu ben aslında orada oraya bir geçiş yapmak istiyorum. Şimdi sonuç itibariyle dediğiniz gibi oyunu pazarladığınız yer yurt dışı olması gereken de o. Daha önce de bizim hem işte, yurt içi hem yurt dışı aslında. Ya tabii de yurt içi de var ama ya şuradan birazdan geleceğim o konuya. Yani 9 dil var oyunda bu arada. Evet. Türkçe bunlardan biri. Ama bu, yani Türkçe bunlardan bir tanesi ama altyazı olarak. Tabii. Seslendirme yok. Seslendirme İngilizce. Şimdi, evet işte bunun için dövüyorlar bizi mesela evet. Bazı yerlerde. Bu Tartarus ekibi için de mesela aynı sıkıntıyı hani yorumları yaptılar. Ama onlar da altyazı mı yokmuş? Yok vardı. Var mıydı? Altyazı vardı ama ses yani yok. Ses evet ses yoktu ve seslendiren de aslında bakarsan yani İngilizce seslendirmeyi yapan Mad Max oyunundaki Mad Max'i seslendiren Max'i seslendiren karakter falan yani büyük bir iş var aslında bakarsanız oradan. Bir şekilde hani evet. Ulaşıyorlar adam da gönül hani bağıyla yapıyor tabii. Bu işi vesaire falan. Tamam. İnsanlar bunu hiç görmediler ve dediler ki ya Türk oyunu niye yok? Şimdi ben de hep anlatıyorum yani bunu fırsat bulduğum zaman her yerde vesaire ama bir de sizden de duyalım. Niçin mesela yok? Şimdi şöyle bunun İngilizce olarak dünyadaki satışı tamamen atalım 100 birim olsun. Evet. Türkiye'de satacağı bunun 3 birim filandır. Yani evet. Birim olarak da bunu çarpın istediğiniz rakamla. Dolayısıyla şimdi İngilizce kadar oraya mı olmuyor. Şimdi bizim şeye verdiğimiz bir para var seslendirmeciye. Bizim seslendirmecimiz evet. De zamanında Nokia Connecting People diyen aynı amca. Evet. Hani o kişiye mi para verirsiniz ya da yoksa rahmetli Müşfik Kenter ayarında bir adam bulup da Türkçe'ye mi çevirtirsiniz? Tamam çünkü, şey elde ne var? Bu ve parayı hayır, nasıl harcayacağız? Hayır yani hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mesela evet. Kusura bakmasın kimse Türkiye'de Tartarus gibi bir oyun yapacak bir ekip çıktı diye milletin oturup bu çocukları sırtında taşıması gerekirken yani tutup burada işte niye Türkçe seslendirme yok diye evet. Başka bir şeyin peşindedir yani bence. Bir dünya yani. Şey bir de günahıyla sevabıyla hani Tartarus'un da çok eleştirilecek şey vardı ama ben de ona mesela çok takıldım. Evet problemli yanları vardı biz bizzat da söyledik hani en başından beri ama insanlar ona değil de ona şey yapınca özellikle size de bir söylemek istedim. Özellikle şey diyebiliriz değil mi? Birincisi imkan dahilinde yani kaynak maliyet. Dahilinde maliyet. Yapılan bir yanı var bu işin. İkincisi de hakikaten hani bedavaya da bulsanız belki de yani şey uğraştığınıza değmeyecek. Şimdi insanlarda şöyle bir şey var. Bu hepimiz için geçerli aslında. Kimse işin arkasındaki maliyeti bilmek zorunda tabii. Değil. Herkes ortaya çıkan ürüne bakıyor. Tabii. Bu normal bir şey. Bu tüketici bakış açısı yani. Bu hepimiz için her işte böyle. Ama burada hani bizim eleştiri yapacağımız kısım her zaman için bence biz ya bizim derdimiz bizi oyun satmak olmamalı. Ben bunu kabul ediyorum. Yani mesela siz oyun yapıyorsanız derdiniz bizi oyun satmak olmamalı. Ya yani senin benden benim alacağım TL, benim sana vereceğim TL senin için çok kritik olmamalı. Senin için önemli olan şey bize dolar getirmek olmalı. Ben böyle artık bakıyorum. Veya döviz. Biz oyunu Almanya'ya sattığımız fiyatın neredeyse yarısına satacağız. Evet Türkiye'ye her zaman için lokalize olarak düşünmek lazım. Evet mesela 10 euro şu an bizim için çok yüksek bir rakam. 50 liraya tekabül ediyor. Hı-hı. 10 euroluk bir şey ben 50 lira vermek istemeyebilirim Türkiye'den çıkmışsa. Bu zaten Türkiye'de yapmanızın avantajı benim için. Evet, evet. Yani bu benim tek avantajı benim için bu. Onun dışında hani Türkçe altyazı tabii ki de görmek isterim. Seslenme çok önemli değil falan ama bizim mesela sitem edeceğimiz kısım her zaman için cebinde parası olan aslında bunu istese yapabilecek yapımcılar olmalı. Yani aynen ben, öyle. Hani eleştiriye
şeyi hep yani izleyiciler konuşuyor o yöne yöneltmek istiyorum. Yani Türkçe altyazı istiyorsan, Türkçe destek istiyorsan bunu cebinde parası olan ama Türkiye'yi hala ulan yatırım yapsak mı yapmasak mı acaba arasını düşünen adama düşünmek lazım. Balazalım gene suçlayın hani yarın tabii bir gün duyarsınız işte Dolings işte satmış. Yedincisini yapıyorsunuz. 50 bin satmış, 100 bin satmış, 200 bin satmış bilmem ne filan diye hani bir haber çıkar. Onun üstüne hala burada bir Türkçe dublaj yoksa gelin artık kızın hakkınızdır. Evet. O zaman yani hocam şunu söyleyeyim şimdi şöyle bir şey var. Bırakalım bu dublajı falan. Onlar izleyicini bizi ilgilendirmez. Şimdi önemli olan şu bizi görür müsünüz? Ya şimdi bak biz bundan 50 günden 100 binden sonra. Biz bundan ne yapımcılar tanıdık abi. Geliyoruz burada konuşuyoruz. İki gün sonra oyun tutunca canım sen kimsin ya prosunu içerken canım sen kimdi ben IGN'in baş editörlüğü oturuyorum falan diyenler yani en azından gelin katılın tekrar programa şey yapmayın. Darlings 15 yaparken FIFA gibi gidiyor bu ama. Telaffuz edebilir miyim? Ben şu şeyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında bir de ilk konuştuğumuz konuyla alakalı şöyle önemli bir konu var. Özellikle oyun geliştirmek isteyenlerin nereye çıkmalıyım sorusuna bir cevap. Bizim konsollara yönelmemizin arka planındaki en büyük nedenlerden biri de marketin böyle bir oyuna ihtiyacı olduğunu görmemizden kaynaklandı. Steam'e baktığınız zaman yalan olmasın 2010 yılından beri mi? 2009'dan beri 2009'dan çıkmış. Beri birçok başarılı sayılabilecek yenilik getirmiş farklı tuğla kırma. 6 haneli var. Satan tuğla kırma oyunları var. Yani milyonu bulmamış. Ama yani 300 bin, 400 bin satmış şeyler potansiyel var. Bu bile baktığınız zaman tuğla kırma dediğiniz şey orada çok farklı bir anlam kazanıyor. Birçok kişi görmüştür. Metrobüste falan görüyorsunuzdur yani, böyle. Topu bırakıyorsunuz tak 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 çarpıyor. Oradaki o tuğla kırma o. O seni yaptığınız zaten. PlayStation 4, Xbox One ve Switch'e baktığınız zaman şu ana kadar çıkmış sadece bir tane Brick Breaker oyunu var. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi böyle developer tarafından baktığınız zaman burası bizim için uygun bir yer olarak gözüküyor. Zaten mesela Switch'e yönelmemizin nedeni de oydu. Portable bir cihaz. Portable evet, oynanabilen bir oyun. Kesinlikle. Fiyat aralığına baktığımız zaman da orası da var aslında. Fiyat aralığı da önemli. Yani fiyat belli mi bu arada? 4.99 Avrupa fiyatı. Aha. İşte yurt dışı fiyatı. Euro ya da dolar. Euro ya dolar. Almanya falan çok pahalı satıyor. Bizim suçumuz değil Steam. Aynen. Pahalı satıyor. Bizde 10 TL civarında olacak. Aynen öyle. Bir de o platformlardaki o fiyat aralığındaki oyunlara bakmak lazım. Yani benim oyunum 5 dolar olacak abi. Peki sen orada 5 dolara satın oyunlar neler veriyor? Evet, önemli çok. Hani fiyatlandırma kesinlikle da çok önemli. Yani sektördesiniz biliyorsunuz 3 saat süren oyunlar var. 40 dolar istiyor senden. Evet. Ne yapıyorsun abi 40 dolar kim verecek buna? Ama sen fiyat aralığını iyi verirsen sürümden kazanırsın. Örnek bir oyun bir veya birkaç tane varsa o türe bir de yenilik getiriyorsa başarılı olursun. Ha, mobil basit diye hiç pazar araştırması yapmadan girersen mobil bu arada basit filan değil. Mobilde tabii asgari bazı şeyler işte ne bileyim oyunu bir noktada oyundan çıkarmanız lazım para alabilmek için işte. Süre biter, can biter, ne bileyim manası biter, bir şey mikro biter. Ödeme. Para verirse şey mikro ödeme için bir sistem yazmanız lazım. Çok bunu görsel güzel olarak UI'ye destekletmeniz lazım. İşte evet, her oyunda olması gereken çarkı felektir, günlük bilmem nedir, bonustur tekrar bunları yapmanız yani lazım. Bunları ard arda koyduğunuzda 3 ay falan kaybediyorsunuz maalesef. Son olarak unutma lan çıkış tarihi net mi sizin oyun? Onu da bir sorayım. 9 Mayıs'ta çıkıyor. Hep beraber bayrakları asacağız. Ben de o zaman şunu son olarak şunu söyleyeyim. Tebrik ediyorum bu güzel girişiminizle ötürü. Umarım istediğiniz sonucu elde edersiniz. İnşallah. Benim de bir mobil oyunum var bu arada. Geliştiriyoruz. Öyle wow mi? Evet. Aa, ben şaka yapıyorsun. Yok şaka yapıyorum. Gerçekten geliştiriyoruz. Bir dakika da o Brick Breaker mı yoksa? Ha, o kadar laf söyleyip şimdi olmazdı yani. Oydu değiştirmeye karar verdim. Az önce aradım developer. Dedim ki oyunu baştan yazıyoruz. Baştan yapıyoruz. Bunu da sadece paylaşmak istedim. Ne alaka bir ben Ömer reklamını yaparım kendi oyunumdan dolayı. Umarım abiler istediğiniz gibi olur. Bir daha sizleri burada değişik görürüz. Değişik bir yani deneyim sunduğumuz kesin. Hani kesin klasik Arkanoid'de görülebilecek her şey. Güzel albenisi olan grafiklerle karakterize edilmiş, seslendirilmiş bir dünyada. Power up'larımız var, özel güçlerimiz var. Hani karakterler upgrade edilebiliyor. Bunlar janrada olmayan şeyler. Bizim eklediğimiz şeyler. Evet. Hayırlısı diyoruz artık. Level editörümüz de var. Yani komünite de oluşabilir bunun etrafında. Ya oyunu geliştirmekle alakalı konuşurken oyunla alakalı gerçekten çok fazla bir şey söylemedik ama yani zaten herhalde oyunun konuşmanın arasında videosu falan zaten internette var. Bulunuyor. Şu an izlediler mi? Merak etmeyin. Yani, hala daha izliyorlar yani. Altta şey link var mı? İndirme linki de koyacağız abi. Tamam o da okey. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar efendim. Serhat
Serkan. Serkan ve Eray'la beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine yolları açık olsun diyoruz. Umarız bir daha kendilerini burada görürüz. İnşallah. Bir sonraki oyunda. Hangi kanalı hesaplıyoruz şimdi? Genelimize gideceğiz. Şunu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.